Berzan! Berzan ne oldu? Dokunma bana! Canan Hanım'ı evine götürün. Gidiyoruz Ziver. Gidiyoruz. Dilaver, yine şaşırtmadı bizi. Zeliha'nın yerini öğrenir öğrenmez Berzan'ın yanına koşmuş. Evet. Tahminin doğru çıktı. Neyse ki vaktinde varmışsınız. Yoksa hoş bir karşılaşma olmazdı değil mi? Bu ihtimal her zaman var abay. Berzan kolay kolay vazgeçmeyecek. Zeliha'nın yerini öğrenmek için her yolu deneyecektir. Evet. Biz de ona göre tedbirimizi alıyoruz değil mi? Dilaver arıyor. Canmış onu hazırla. Efendim? Burhan. Konuşmamız lazım. Söyle ne söyleyeceksen dinliyorum. Telefon durmaz. Yüz yüze. Tamam. Çocuğunda sevdiğin adamı görmek güzel şey. Evet, seni dinliyorum. Zeliha'nın yerini Berzan'a ben ihbar ettim. Kızın ölümünden ben sorumluyum. Ne istersen söyle bana. Haklısın. Niye yaptın peki? Önemli. Çok haklı bir gerekçem vardı. Nasıl bir haklı gerekçe Dilaver? Hayatın karşısında, yaşamanın karşısında hiçbir gerekçe daha önemli olamaz. Oldu işte. Başka yolu yok muydu? Bir insanı ölüme göndermeden de halledebileceğin bir yol yok muydu? Vardı. Ama ben yapamadım. Korktum. Abim hastanede yoğun bakımda yatarken yanına gittim. O ölürse beni kim koruyacaktı? Çünkü onun kadar güçlü değildim. Korkuyordum. Abi
Bak beni bilirsin. Gözüm budaktan sakınmadı. Niye? Cesur olduğum için mi? Değil. Bilirim ki abim arkamdadır. Beni yalnız koymaz. Abi, kurban olayım, beni yine yalnız bırakma. Ama artık cesur olma sırası bende. Sana yemin ediyorum. Gözünü açtığım vakit intikamını almış olacağım. Cesur olacağım demekle cesur olunmuyor Bora. Söylediğim haklı gerekçeye gelince evet. Benim için çok haklı bir gerekçe Bora. Çok haklı bir gerekçe. Anladım Dilaver. Anladım. İyi akşamlar. Kusura bakmayın, izinsiz girdim. Siz böyle korkutmak istemezsiniz. Ama hayat bazen böyle istemediği şeylere zorluyor insanı.